sevdası ile gece gündüz çalışan lider geliyor. Milletimizin onuru, ülkemizin gururu geliyor. İstiklalimiz ve istikbalimizin savunucusu geliyor. İşte teşkilat, işte lider, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'nin geleceği için işte millet, işte lider. Değerli Amasyalılar, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan Amasya'nın tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki, köylerindeki vatandaşlarıma, kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Amasya teşkilatlarımızda vazife yapmış tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş olanlara Rabbimden rahmet ve mağfiret diliyorum. Kongremizin şehrimiz için Amasya'yla tüm ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bugün görevi devreden dava arkadaşlarıma, partim adına teşekkür ediyor, bayrağı devreden ve devralan tüm kardeşlerime Yüce Mevla'dan muvaffakiyetler diliyorum. Sözlerimin hemen başında Amasya'ya Cumhurbaşkanlığı seçimindeki %57'lik 16 Nisan halk oylamasındaki %56'lık evet oranı sebebiyle şükranlarımı sunuyorum. Türkiye ortalamasının üzerinde oranlarla bize olan desteğini ortaya koyan her bir Amasyalı kardeşime teşekkür ediyorum. Amasya 5700 kilometre karelik toprağıyla kendisi küçük olsa da yıllarca 24 milyon kilometre karelik Osmanlı'ya şehzade, sultan ve paşa yetiştirmiştir. Evet, Amasya Timur'un sarstığı Osmanlı'yı yeniden derleyip toparlayan
Çelebi Mehmet'in şehridir. Naci Hoca, bir yanlışlık yok değil mi? Amasya, çağ kapatıp çağ açan Fatih Sultan Mehmet Han'ın şehridir. Amasya, o ince ruhlu padişah Sultan Beyazıt'ın şehridir. Amasya, Yavuz Sultan Selim'in gözlerini dünyaya açtığı şehirdir. Amasya, Osmanlı'nın büyük devlet adamları Akşemseddin'in, Kara Mustafa Paşa'nın şehridir. Diğer yerlerde aynı destanı yazacaklar. Kardeşlerim, şimdi birileri çıkmış bizim terör örgütüyle mücadelemizi karalamak için savaşa hayır diyerek bildiri yayınlıyor, sağda solda konuşuyor, mesaj atıyorlar. Bir takım sözde meslek kuruluşları ve maalesef bu ülkenin ana muhalefet partisinin kimi milletvekilleri de aynı koroya ortak oluyorlar. Terör örgütünün güdümündeki partinin mensupları her zamanki gibi zaten bu ihanetin en önündeler. Peki bu zatlar, terör örgütü Suriye'de on binlerce insanı sırf kendilerine tabi olmuyor diye öldürürken, milyonlarca insanı evinden yurdundan ederken neredeydiler? Bu zatların aklına, terör örgütüne 5000 tır, 2000 kargo uçağı dolusu silah verilirken savaşa hayır demek hiç mi akıllarına gelmedi? Terör örgütüne bu silahlar herhalde süs eşyası olsun diye verilmedi. Kilise, Reyhanlı'ya, Şanlıurfa'nın ilçelerine düşen roketler, bombalar herhalde gül niyetine atılmadı. Bizim vatandaşlarımız, bizim askerimiz, bizim polisimiz ölürken, benim Aybike öğretmenim şehit olurken, öyle mi? Benim Necmettin öğretmenim şehit olurken, değerli kardeşlerim, bunların sesini hiç duydunuz mu? Benim kaymakamlarım şehit olurken duydunuz mu? Bu kişiler iş teröristlere gelince nasıl oluyor da bir anda ortalığa dökülebiliyorlar? Terör örgütü öğretmenleri okul önünde, öğrencileri yatılı eğitim gördükleri yurtlarında, pansiyonlarında, anneleri alışverişe çıktıkları sokak ortasında, babaları evlatlarının gözü önünde, imamları ibadet için çıktıkları cami yolunda, polisleri uyudukları yataklarında, evet, kaymakamımızı halka hizmet verdiği masasının altına koydukları bombayla odasında, kurban eti dağıtmaya çıkmış gençleri, Yasin Börüleri kısırdıkları binada, velhasıl binlerce masumu en savunmasız hallerinde katlederken, Allah aşkına bunlardan tek bir ses duydunuz mu? Şimdi çıkmış bu sözde Tabipler Birliği savaşa hayır diyor. Ne tabibi ya? Senin her yerin tabip olsa ne yazar? Öyle profesör, sözde profesör. Senin her yerin profesör olsa ne yazar? İçimizdeki profesörleri tenzih ederim. Bunlar farklı şey. Ve yüz binlerce Arap, Kürt, Türkmen kardeşimiz terör örgütlerinin zulmünden kaçıp ülkemize sığındıklarında bunların en küçük bir üzüntü beyanı, yardım çağrısı yaptıklarını duyan var mı? Bunların Suriye'de ve Irak'ta asırlardır oturdukları evleri, köyleri, kasabaları, şehirleri terör örgütü tarafından yağmalanan
yakıp yıkılan, gasp edilen insanlar için kıllarını kıpırdattıklarını gören var mı? Bir kez daha söylüyorum. İnanın bunlar aydın filan değil. Bunlar mankurt sürüsüdür. Bunlar zihinlerini ve imkanlarını, tüm ideolojilerini karşıtlığı üzerine oturttukları ve bunu da adeta varlık sebepleri gibi gösterdikleri emperyalizmin emrine vermiş uşaklardır. Ya onun patenti bana ait ya. Dur. Ömründe gerçekten ihtiyaç sahibi, gerçekten masum, gerçekten mazlum tek bir Kürdün, tek bir Arabın, tek bir Türkmenin, Afrikalının, Asyalının başını okşamamış, elini tutmamış bu güruhun savaşa hayır narası ruhlarındaki ihanetin dışa vurumundan başka bir şey değildir. Bunlar savaşa hayır diyerek aslında zulme evet diyorlar. Aslında masumların canının, malının, ırzının tasallutuna evet diyorlar. Aslında bölgenin terör örgütü eliyle işgaline evet diyorlar. Asıl kirlilik budur. Asıl hayır denmesi gereken onursuz duruş budur. İşte onun için buradan, Amasya'dan, Türk milleti adına bu güruha topunuza da hayır diyoruz. Tıpkı daha önce benzer girişimleri yapanlar olduğu gibi bunları da millet ve devlet olarak hafızamıza kaydediyoruz. Ataların dediği gibi keser döner, sap döner. Gün gelir, hesap döner. Kardeşlerim, her dönemde, her devirde olduğu gibi bugün de siyasetten akademiye, medyadan iş dünyasına kadar elbette ülkesini ve milletini sırtından hançerlemeye kalkan bir avuç gafil çıkabilir. Ancak yaşadığımız her hadisede bir kez daha görüyoruz ki milletimiz ülkesine sahip çıkma konusunda canı pahasına bir kararlılık içindedir. Sadece son 5 yılda bunun pek çok tarihi örneğine şahit olduk. Gezi olaylarında milletimizin metanetini, dirayetini, irfanını gördük. 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişiminde bu sağlam duruşu gördük. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu iradenin tezahürünü bizzat yaşadık. 2015 yılındaki sandıkta ve hendeklerde girişilen o kaos denemelerinde bu sarsılmaz duruşa şahit olduk.
Tabii 15 Temmuz'da milletimizin gerçekleştirdiği kıyam tarifi mümkün olmayan bir hadisedir. Böylesine büyük bir kırılmanın hemen ardından ordumuzun başlattığı Fırat Kalkanı harekatı bambaşka bir sayfanın açılışını gösteriyordu. Aynı şekilde emniyet güçlerimizin bölücü terör örgütünü topraklarımızdan söküp atmak için yürüttükleri operasyonlar yeni bir dönemin habercisiydi. Son olarak İdlib'de süren çatışmasızlık bölgeleri ve bu bölgelerin oluşturulması harekatı ve 9 gün önce de Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı operasyonu kararlılığımızı bir kez daha ispatlamıştır. İnşallah bu imtihanları başarıyla verecek, ülkemizi ve milletimizi aydınlık yarınlara kavuşturacağız. Kardeşlerim, bu mücadeleyi yürütürken ülkemizi 81 vilayetiyle kalkındırma, büyütme, geliştirme çabalarımızı da asla ihmal etmiyoruz. Geçtiğimiz 15 yılda ülkemizi 3,5 kat büyütürken Amasya'da bundan nasibine düşeni aldı. Bugüne kadar Amasya'ya yaptığımız 9 katrilyon liralık yatırımla şehrimizi her alanda çok önemli hizmetlere kavuşturduk. Şehrimizin lokomotifi Amasya Üniversitesi. Maşallah. Ne kadar öğrencisi var? 18 bin öğrencisiyle giderek daha da büyüyen bir eğitim öğretim kurumu oldu. Sağlıkta 7'si hastane, 4'ü sağlık ocağı, 11 yeni tesisi sizlerin hizmetine sunduk. TOKİ kanalıyla 5000'e yakın konutun inşasına başladık. Bunların büyük bölümünü de hak sahiplerine teslim ettik. Amasya'nın sadece 29 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğuna bakın 79 senede 29 kilometre. Biz buna ne ilave ettik? 220 kilometre ilaveyle 249 kilometreye çıkardı. Tüneller, viyadükler, köprülerle geçit vermeyen dağları, dereleri açtık. Samsun, Amasya, Çorum, Ankara hızlı tren hattının proje ihalesi yapıldı. İnşallah yakında inşasına başlanacak. Yerköy-Aksaray hattının açılmasıyla Samsun'da Karadeniz'den başlayıp Mersin limanına Akdeniz'e kadar ulaşacak demir yolu projesinin önemli duraklarından biri de neresi olacak? Amasya olacak. Geçtiğimiz yıl 224 bin kişiye hizmet veren Merzifon Havalimanı'nı şehrimizin ve çevre illerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modernize ettik. Sefer sayıları ile güzergahların artırılması konusundaki beklentilerinizi biliyorum. Bunun için ilgili birimlerimizde gereken çalışmaları yapacağız. Türk Hava Yolları'na da gerekli talimatları verdik. Barajlar, sulama tesisleri, içme suyu tesisleri gibi yatırımlarla Amasya'nın boşa akan sularını inşallah berekete dönüştürüyoruz. Çiftçilerimize verdiğimiz desteklerle, teşviklerle, hibelerle tarım sektörümüzü geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde inşallah çok daha büyük hizmetleri Amasya'mızla buluşturacağız. Bunun için 2019'a kadar durmak, dinlenmek yok. Şimdi ana kademeye sesleniyorum.
Bir göreyim Anakademi'yi ya. Bir kalksınlar bakalım. Amasya'nın Anakademisi nerede? He. 2019'a kadar çalmadık kapı, sıkmadık el, girmedik gönül, bırakmıyoruz değil mi? Sesiniz az geldi. Heh. Şimdi de hanımları bir göreyim. Kalksın bakalım hanımlar. Heh. Herhalde hanımların sesi daha gür çıkacak. Öyleye benziyor. 2019'a kadar gece gündüz çalışmaya hazır mıyız? İşte böyle. Gençler, şimdi de size sesleniyor. Maşallah. Maşallah. 2019'a kadar Amasya'da ayak basmadık yer bırakmıyoruz değil mi? Üniversiteli gençlerle birebir görüşmeye var mıyız? Liseli gençlerle var mıyız? Maşallah. Maşallah. Kardeşlerim, gençler bir alem ya. Maşallah. Amasya'nın gençleri Yavuz'a benziyor. Amasya'nın gençleri Fatih'e benziyor. Maşallah. Kardeşlerim, bugünkü Türkiye dünkü Türkiye'den daha güçlüdür. Daha müreffehtir, daha özgüven sahibidir. Yarınki Türkiye'de inşallah bugünden çok daha büyük olacaktır. Son 5 yılda önümüze çıkartılan onca engelin asıl amacı işte bu kutlu yürüyüşü durdurmaktı. Milletimizin zoru görünce vazgeçeceğini sandılar. Bizim de tehditlere, kumpaslara, ayak oyunlarına boyun eğip çekip gideceğimizi sandılar. Hesabı böyle yaptılar. Bunların ne milletimizi ne de bizi tanımadıkları anlaşılıyor. Durmak yerine biz daha da hızlandık. Geri çekilmek yerine daha da ileri atıldık. Vazgeçmek yerine daha da kararlı hale geldik. Dağılmak, bölünmek, ayrılmak yerine daha da kuvvetli bir şekilde birleştik, bütünleştik. Dünyadan tecrid olmak yerine milyonlarca kardeşimizin gönlünde adeta taht kurduk. Çünkü Türkiye umudun adıdır. Çünkü biz umutsuzluğu küfürle eşdeğer gören bir anlayışa sahibiz. Ne diyor Amasyalı şairimiz? Gençler, ne diyor Amasyalı şairimiz? Karıncanın arkadaşı, arının yoldaşıyım. Kardelenin sırdaşı, yoksulun çığ aşıyım, çiğ aşıyım. Ben umut adamıyım kardeşim. Umudun yeşerdiği her yerde varım. Evet, Türkiye olarak, Türk milleti olarak umudun yeşerdiği her yerde varız. Olmaya da devam edeceğiz. Eğer biz Afrin'de bölücü teröristlerle çarpışırken Afrika'daki, Balkanlardaki, Kafkasya'daki kardeşlerimizin dualarını yanımızda buluyorsak doğru yoldayız demektir. Bak, Somali'de bize dua ediyorlar ya. Sudan'da dua ediyorlar ya. Afrika'da dua ediyorlar ya. Şu devlet şöyle demiş, bu kuruluş böyle demiş. Bunların hiçbirinin önemi yok. Biz
Allah ne demiş buna bakarız. Milletimiz ne istiyor ona bakarız. Aynı zamanda kalplerini bize çevirmiş kardeşlerimizin ne yaptığına bakarız. Şu ana kadar yolumuzun yanlış olduğuna dair en küçük bir emare, en küçük bir işaret, en küçük bir ima görmedik, duymadık, hissetmedik. Tam tersine en başta operasyon yürüttüğümüz Afrin'deki kardeşlerimiz olmak üzere her yerden gayet güzel, gayet müsbet, gayet teşvik edici haberler alıyoruz. Afrin'de köylerinin askerlerimiz tarafından teröristlerden temizlendiğini duyan bölge halkı ne diyor biliyor musunuz? Türkler geldi, artık güvendeyiz. Ey Rabbim, sana hamdolsun. Tarih yeniden ayağa kalkıyor. Türkler geldiği zaman oraya adalet gelir. Türkler geldiği zaman oraya güven gelir. Türkler geldiği zaman oraya hizmet gelir. Tarih böyle ayağa kalktı. Daha önce DAEŞ'li teröristlerden temizlediğimiz Cenablus, Rai, Elbap bölgesine 130 bin Suriyeli kardeşimiz geri dönüp evlerine yerleşti. Şimdi aynı işi de tekrar söylüyorum Afrin'de yapıyoruz. Bu şekilde adım adım tüm Suriye sınırımızı teröristlerden temizleyecek ve yıllardır ülkemizde yaşayan kardeşlerimizin evlerine dönebilmelerini böylece sağlayacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Ancak maşallah, maşallah, barakallah. Ama çok çalışacağız. Tamam, çok çalışacağız. 2019 inşallah Mart, 2019 Kasım çok farklı olacak. Buna hazır mıyız? Buna hazır mıyız? Buna hazır mıyız? 2019 Mart, 2019 Kasım hazır mıyız? Gençler hazır mıyız? Öyleyse ben şimdi sizden bir şey istiyorum. Hadi bakalım. Şöyle Rabia'mızı bir kaldıralım. Aman ha. Birbirimizi biliyorsunuz, Allah için seveceğiz. Makam, mevki, para, pul, bunun için sevmeyeceğiz. Tamam? Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Tamam? Bu kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz. Ezanımızı susturmayacağız. Yolumuza emin adımlarla yürüyeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün yine tarih yazıp Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bağrına bastın Amasya. Teşekkürler Amasya. İşte teşkilat, işte lider. Teşekkürler Amasya.